9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim Araştırmaları temasıyla Ordu Üniversitesi'nde başladı. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası konferans salonunda gerçekleştirilen kongrenin açılışına Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fikri Balta, Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Doçent Doktor Yunus Eryaman, Eğitim Araştırmaları Birliği Genel Sekreteri Yardımcı Doçent Doktor Necati Cerrahoğlu'yla Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Kenan Demirel, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Tahsin Tonkaz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Öznur Ergen Akçin, yerli ve yabancı akademisyenlerle öğrenciler katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Doçent Doktor Yunus Eryaman yaptı. Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası İnter Araştırmalar Birliği tarafından da desteklenen bir kongredir. Bu yılki teması Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim Araştırmaları olan ve 15 Temmuz şehitlerimize adadığımız kongremize 12 farklı ülkeden 1254 akademisyen, 886 sözlü ve 34 poster bildiriyle başvurmuşlardır. Ordu Üniversitesi Direktörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç şu açıklamalarda bulundu. Özellikle biraz önce Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanımızın da ifade ettiği gibi ortak bir çalışmaydı bu. Onların önerisiyle biz de kabul ettik. Hem ülkenin gündemindeki bu hain darbe girişimini ele almak hem de bununla ilgili neler yapılabilir? Yani devletin, sosyal içerikli bütün kurumların bu zamana kadar yaptıkları diyelim yanlışlar, doğrular ve bundan sonraki süreçle ilgili yapılabileceklerle ilgili burada birçok konu ele alınacak. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu şu ifadelerde bulundu. Bundan sonra inşallah halkımızdaki bu bilinç düzeyi devam ettiği sürece demokrasisine ve seçtiği insanlara oyuna ve iradesine sahip olduğu sürece demokrasimiz yaşayacaktır. Herhangi bir yerin dayatmasına, bir takım prensipler koymasına bile gerek olmadan inşallah bundan sonra halk bilinçlendikçe ki bilinçlenmiş gözüküyor. Seçtiği insanlarda kalite ve nitelik arttıkça ülkemizde de demokrasi tam anlamıyla bütün kurum ve kuruluşlarıyla gerçekleşecektir. Açılış konuşmalarının ardından Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin çok sesli koro konserinin ardından yerli ve yabancı akademisyenler tarafından hazırlanan bildiri sunumlarına geçildi. 4 gün sürecek olan 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 14 Mayıs'ta sona erecek.